Peki, ben bu beyefendilere sormak istiyorum. Bu yasaları, bu düzenlemeyi diyelim, bu düzenlemeyi getirmeyi düşünüyorsunuz. Belediye başkanlarının yakınlarına iş yasağı getiriyorsunuz. Çalışanların üst kademeye getirilemeyeceğini söylüyorsunuz. Belediye başkanı ve meclis üyelerinin birden fazla şirkette görev alamayacağını söylüyorsunuz. İyi de, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri aldıktan sonra mı aklınız başınıza geldi acaba? Şimdiye kadar böyle değildi. Ya e Cumhuriyet Halk Partisi bu belediyeleri almasaydı bu düzenleme gelecek miydi? Kaldı ki hangi Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde böyle yandaşlara ve yakınlara kıyak var ya da birden fazla durumu böyle bir durum isteği var? Hayır. Tamamıyla AKP belediyelerinde olan şeyler zaten. Yani kendinizin yaptığı şeyleri sanki Cumhuriyet Halk Partisi bel belediyelerinde yapılıyormuş, yapılacakmış gibi bir düzenleme getiriyorsunuz, bir yanlış intiba yaratıyorsunuz. Kaldı ki şu anda ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş kendi yakınlarını oraya getirme gibi bir zayiyete düşmeyeceklerdir. Senelerce bu belediyeleri yönettiniz. Neden bu düzenlemeyi belediyeleri kaybettikten sonra yapıyorsunuz? Ey ahali, ey iktidar size soruyorum. Barış Biner Haber kanalından ikinci mesele olarak halk bunları seçmiş. Seçmen İstanbul'da Ekrem İmamoğlu demiş. Ankara'da Mansur Yavaş demiş. Ve şimdi belediye yetkilerini kısıtlamak şimdi mi aklınıza geliyor ve neden kısıtlıyorsunuz? İlçe belediyelere ve belediye meclisine özel yetkilere vererek belediye başkanının yetkilerini kısıtlama tasarısıdır bu. 31 Mart'ta yaptınız seçimi kaybettiniz. YSK'dan uydurma bir karar çıkartarak hukuksuzca yeni bir seçim yaptınız ve bu seçimde ağır bir yenilgi aldınız. %10'luk bir fark vardı bu defa. 800 bin oy farkı vardı. Ve siz hala belediye başkanını seçmenin göreve getirdiği belediye başkanını çalıştırmama hesabı yapıyorsunuz. Seçmen bunun yine de bunun hesabını bir kez daha sandıkta soracaktır. Barış Biner Haber kanalındaydınız. Telebir.com.tr'den bir haber paylaştık. İşte AKP'nin muhalif belediyeleri çalıştırmama planıydı bu. Eğer bu yayını beğendiyseniz beğen tuşunu tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Mutlu bir hafta başı diliyorum. İyi günler, hoşçakalın.